Selamünaleyküm. Hayırlı günler arkadaşlar. Evime, mutfağıma, YouTube kanalıma hoş geldiniz. Ben sizlere tekrar Almanya'daki evimden sesleniyorum. Kucak dolu sevgiler, selamlar olsun. Arkadaşlarım, önce şunu söyleyeyim. Biraz garibim tam düzelmedi. Sesim kötü gelebilir. Şimdiden affola arkadaşlar. Ben bugün de birazcık çekim yapmak istedim. Bugün sizlerle bir şeyler paylaşacağım. Nasip olursa kolay, pratik, doyurucu patates salatası yapacağım. Kış aylarına çok güzel yakışıyor gerçekten. Bizim çocukluğumuz mesela annem yapardı bizi. Biz çok severdik. Çoluk çocuk babam hep birlikte yerdik. Bugün onları hem söylemek istedim hem de hep birlikte dedim paylaşalım arkadaşlar. Ben de bugün öyle yapacağım. Burada gördüğünüz üzere 1 kilo civarında patatesim var. Marulum var. Yarım marulum var işte. Orada da biraz pırasam var. Yaprağından birlikte bir sap tarafı falan var işte arkadaşlar. Aslında soğan da koyabilirsiniz. Taze soğan ama benim yoktu elimde. Ben pırasayla yapacağım. Zaten annem hep bizi pırasayla yapardın. Kış aylarında çünkü pırası bol olduğu için bahçemizde de olurdun. Pırasalı olurdun ve biz kardeşlerimle annem babam hep birlikte gerçekten çok lezzetli, çok tatlı gelirdin. Yani pırasayla da güzel olur. Pırasam var dediğim gibi. Öbür tarafta kapya biberim var kırmızı. Bir tane lahanam, yarım lahanam var. Kırmızı kuru soğanım var. Beyaz da olabilir. İlla kırmızı olması şart değil. Ve de limonum var bir tane. İçini kullanacağız limonun suyuna. Bir çay bardağı zeytinyağı lazım ve baharatlar lazım. Bir de bir yemek kaşığı biber salçası lazım arkadaşlar. Önce ben ilk etapta patatesle bir haşlayayım arkadaşlar. Tekrar devam edelim inşallah. Arkadaşlar ben devam ediyorum doğramaya. Yeşillikle doğruyorum. Gördüğünüz gibi şöyle. Patateslerimi de haşladım. Bunları çıkardım. Şimdi tekrar devam ediyorum doğramayı. Bir göstermek istedim arkadaşlar. Kırmızı soğanımı ortadan yardım. Onu doğruyorum. Arkadaşlar illa biliyorsunuz da patates salatasını. Benimki biraz değişik. Bunu istedim paylaşayım sizlerle. İnşallah severek, beğenerek takip edersiniz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle incecik doğruyorum arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Kırmızı soğanımı doğruyorum. Ama illa hani dediğim gibi kırmızı olması şart değil. Pırası var ama içerisinde yine soğanın tadı da ayrı arkadaşlar. Doğramanızı tavsiye ederim. Benim kırmızı vardı. Kırmızı kullanıyorum. Olması ben şey doğradım. Mesela beyazdan kullanırdım yani. Beyaz doğrardım. Bu şekilde arkadaşlar. Arkadaşlarım şimdi bir çay bardağı zeytinyağı. Gördüğünüz gibi 100 milimlik çay bardağı. Onu döküyorum tavama. Bismillahirrahmanirrahim. Ve de bir yemek kaşığı biber salçası arkadaşlar. Bir dakika şunu alayım göstereceğim size. Şöyle bir yemek kaşığı biber salçası. Bunun ikisini güzel kavuracağım arkadaşlar. Domates değil biber salçası güzel kavuracağım. Ocağıma alacağım şimdi orada kavuracağım. Ondan sonra bir tane de limonumu sıkacağım söylemiştim. Tekrar devam edelim arkadaşlar. Arkadaşlarım gördüğünüz gibi salçamı güzel ezerek kavurdum. Sanki böyle pul biber gibi oldu. Normal biber salçası tabii güzel ezerek kavurdum. Bir bardak zeytinyağını artık yavaş yavaş altını kapatacağım. Yapmayayım bir de. Arkadaşlarım yavaş yavaş malzemelerimi koyuyorum. Salçamı da ayarladım. Kavurdum. Şimdi artık patateslerimi döküyorum önce. Bismillahirrahmanirrahim. Bu arada arkadaşlarım ne var ne yok. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bizler deyiz. Hamdolsun bugünümüze. Rabbim bugünümüze rahmasın. Borcamımı da yapıyorum. Rahatça karıştırayım diye. Çok sıkışık olmasın diyerekten arkadaşlar. Rabbim cümlemiz sağlık sıhhat afiyet nasip etsin arkadaşlar. Şurada duvardan onu da koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Bu şekilde arkadaşlar. İnşallah sizleri sıkmayız. Sizler için güzel bir paylaşım olur arkadaşlar. Mor lahanamı koyuyorum arkadaşlar. Şöyle. Bismillahirrahmanirrahim. Diğer malzemelerimiz hazır. Doğramıştım. Zaten göstermiştim sizlere. Şu şekilde. Şimdi onları dökeceğim nasip olursa. Bismillahirrahmanirrahim. Marulumu döktüm. Pırasalarımı döküyorum arkadaşlar. Hepsini döktüm arkadaşlar. Rengarenk. Evet. Renk cümbüş oldu resmen. Güzel olacak inşallah. Kış aylarında iyi olur arkadaşlar. Gördüğünüz gibi çok güzel görünüyor. Şöyle. Birazcık karıştırın. Ondan sonra öbür günleri koyacağım. Baharatlarını koyayım arkadaşlar. Tekrar devam edeceğim. Arkadaşlar baharatlarını koyuyorum. Daha hiç tuz koymamıştım. Önce tuzunu koyayım. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle biraz tuzu çok sever patates. Haşlarken ben koymasını unutmuşum çünkü tuz. Tuzu sever. Bir tatlı kaşığı civarında pul biber. Tamamen baharatlar sizin kendi isteğinize bağlı arkadaşlar. Sumak güzel yakışıyor patates salatasında. Ben devamlı koyuyorum. Yine koyacağım. Bismillahirrahmanirrahim. Pul biber, tuz ve de şey koydum. Sumak koydum. Birazcık da karabiber koyacağım.
Arkadaşlar limon suyumu koyuyorum. Karabiberimi de koydum bu arada. Gördüğünüz gibi. Bismillahirrahmanirrahim. Bir tane limonu komple sıktım arkadaşlarım. Çok güzel sulu bir limondu. Bir tanesini komple sıktım. Burada da kavurmuş olduğum salçalı harcım. Bir çay bardağı dolusu zeytinyağı ve de biber salçam vardı arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Bu patates salatası inanın ki çok çok güzel oluyor. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlarım. Gerçekten. Yani dediğim gibi pırasalı daha bir lezzetli oluyor bence. Bizim çocukluğumuzun yemeğiydi bu. Gerçekten annemiz yapardı. Yapmanızı tavsiye ederim arkadaşlar. Bahçemizde vardı çünkü bizim pırasa, kereviz, bol olurdu. Roka, tere, maydanoz. Anneciğim de kerdin daha halen de ekiyor. Rabbim sağlık sıhhat versin inşallah. Artık yalnız ama gene de konu komşusunu veriyor. Biliyorsunuz babam rahmetli oldu. Allah'ın mekanı cennet eylesin. Şimdi artık arkadaşlar ben bir salatamı şöyle bir güzelce karıştıracağım. Ondan sonra sunuma geçince ben size tekrar göstereceğim arkadaşlar. Şöyle iki kaşaram daha rahat olur. Şöyle yapayım. Şöyle. Arkadaşlar gördüğünüz üzere bol sebzeli patates salatamız oldu. Çok güzel oldu. Kolay, pratik, doyurucu. Kış aylarında gerçekten çok güzel olur. İnşallah sizler de yapar denersiniz. Şimdiden yapanları yiyenlere afiyet şifa olsun. Görüşmek üzere. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun arkadaşlar. Almanya'dan kucak dolu sevgiler, selamlar olsun.